Daha yaklaşık ne zamandı? Kaç yıl önceydi? Ben tarihlere de bakayım. 2017 8. ayın 23. 23. Adını bile getiremiyorum. Evet, gizli evet. Tanık diyelim. 23.08.2017 tarihinde. Önce şeyleri, mesajları bir ekrana getirelim mi? Sonra yazılı getiririz. Evet, mesaj da önce gelsin. Mesajları getirelim, sonra konuşma dökümünü getirelim ekranlara. Aslıcığım, önce mesajlar sesli mi, getirebilir miyiz? He, sesli. Tamam, bir gelsin ekranlara, ben okuyayım. Anlamadım, sesli değil değil mi? Tamam, ben mesaj işte ekranlara geliyor. Şimdi bak, o gizli tanık, amca kızı diyelim. Hüseyin Demir'i vuranlar Süleyman Demir, İbrahim Demir'dir diyor. 23.08.2017 günü saat 11.58'de hemen Süleyman Bey'in kızına, Solmaz Hanım'a bir mesaj atıyor. Sonra tekrar aynı mesajı iki kez arka arkaya atıyor. Ben mesaj da göndermişim, yavrum aslanla diye. Evet. Sonra da Solmaz Çiftçi de diyor ki kuzenine, ne oldu kuzum diyor. Bu ne şimdi diyor, açsana telefonunu diyor. Arkasından 16 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Onu birazdan açıklayacağım ama. Hanımefendi attı mı arkadaşlar? Hı. Amca kızı. Alo, attı mısınız? Alo, iyi günler. İyi günler, teşekkürler. Çünkü sizin anlatacaklarınız bizim için kıymetli. Ama biraz da çekindiğinizi biliyorum. Solmaz'a neden attınız? Sonra 16 dakikalık telefon görüşmesi. Öncelikle Didem Hanım, çekinmiyorum. Beni geçen haftadan bu yana ekibiniz arıyor zaten. Konuşuyoruz telefonda. Buraya da geldiniz. Fakat evet, sonrasında oraya da geldim ben. Buraya vazgeçtiniz. Daha doğrusu katılmak istemediniz daha doğrusu. Hayır, katılmak istemedim değil. Katılımcı olarak söylenmedi bana. Tamam, ama ben sonra siz... Didem Hanım konuşacak sadece dedi. Ben öyle geldim. Tamam, geldiniz. Fakat sonra ben sizin yayına katılmanızın önemli olduğunu söyledim. Size yayın davetinde bulundum. Siz sonra yayına katılmak istemediğinizi söylediniz. Doğru mu? Evet, yayına katılmak istemediğimi söyledim. Çünkü tamam, bir iş ortamım var. Didem Hanım, bir laf alabilir miyim? Bir dakika, ama şu mesajları siz Solmaz'a neden attınız? Nereden duydunuz? Yani aslında tam somut bir şey yok. Hı, o mesajları attım evet ama... Şimdi 10 senedir, hani 13-14 senedir zaten kaybolduğunun bir sene sonrasında aranmaya başlıyor. Biz kaybolduğundan haberimiz yoktu bir sene. Kaybolduğundan dayanamam. Bir senesine kadar evet bizim haberimiz yoktu ya, bir sene, kaybolduğundan. Yok, madem sonra, haberi yok annemin eseri. Bir sene sonrasına işte bu şey... Ben size şimdi kuzen diyeceğim, o öyle sesleneceğim. İsminizi söylememi istemiyorsunuz. Melek Hanım bir şey itiraz ediyor. Dönay'ı aradım bir gün sonra. Niye dedin ki dayınızı yollama, aralandı farlı far dayınızı işe, başını işe Melek çalma. Melek abla bak, o kısma ben aramadım. Dönay'ın telefonu da yoktu. Sen tertitinden konuşmayın. Yalanı yapma, tertitinden konuşmayın. Hayır, ne tertiti, ben niye... Öyle. Bir dakika, kuzeniniz kim ama arıyor? Ama şöyle, dinleyelim ama öğreneyim. Bir dakika, siz diğer kızı aramışsınız bir gün sonra galiba. Aynen o gün aradı, aynen. Bir dakika, bir şey öğreneyim, önce onu bir netleştireyim. Sizi ne zaman aradı gizli tanık diyelim, kuzen? Kızınızı ne zaman aramış? Kaybolduğu gün mü Hüseyin dayı? Perşembe günü, bir gün sonra. Evet, bir gün sonra arayıp ne demiş? Hemen geleceğim size. Dayınızı yollamam, dayınıza kembililer başını iş açalım. Tamam, peki bir gün sonra neden Solmaz'ın diğer kardeşini aradınız? Şeye geçerdi zaten. Dayısını oraya hani koymazdı ben aramış olsam. Kimin dayısını koymaz? Siz kaybettikten sonra arayısınız. Kaybetmeden önce aramayın ki. Solmaz abla, madem aradıysam o zaman ki aradığım şeyi de çıkarsın. Hangi numaradan aradın? Anne, senin eski hat. O çıkacak. Öyle mi? Eski hat. Eski hattım yoktu. Benim adıma senin değil, senin. Hangi numarayı aradı? Yani benim telefonum var. Ben kimi aradım? Dur. Kimi aradım anne, ben? Senin eşiğin üstüne olan telefon. Onun numarayı vereceğiz. Ha, ona bakacağız şimdi. Numarayı vereceğiz. Mesaja gelelim. Şimdi bir dakika hanımlar. İptal olsa bile hanımlar bir saniye. Şimdi kuzen siz ama net bir şey yok diyorsunuz, fakat Solmaz'a diyorsunuz ki, mesaj atıyorsunuz. Hüseyin Demir'i vuranlar Süleyman Demir, İbrahim Demir'dir diyorsunuz. Bunu kimden yani duydunuz? Ben ihtimaller karşısında şöyle ailemle yani daha doğrusu amcamla bir şeyim yoktu.
kendi ailemle oldu. Bir ihtimal karşısında yani öyle bir mesaj attım. Ne demek ihtimal? Şimdi o ihtimal veya öyle bir şüphe çünkü olmaz. Çok net yazıyorsunuz çünkü. Programlara çıkıyorlardı. Sürekli köyde veya çevrede akrabalar arasında kaybolduğu söyleniyordu. Biz de ama aile bakın, arasında bakın, konuştuk. Bakın hanımefendi, şimdi sonuçta böyle bir şey olasılık değildir. Çok net ifadeler kullanmışsınız. Demişsiniz evet. ki Hüseyin Demir'i vuranlar Süleyman Demir, İbrahim Demir'dir. Hatta iki tane mesaj göndermişsiniz. Aynı anda iki tane yalan mesaj göndermişsiniz. Yani çok net yazıyorsunuz. Çok net ifade ediyorsunuz. Kıza baskı yapıyorlar. Babası, amcası kıza baskı yapıyor. Kızı kafasına koymuyorlar. Biri baba, biri de amca. Hayır, onun da... şu an kimse baskı yapmıyor. Yapayım. Ben kızımın okulundayım. Kızımın okulundan konuşuyorum. Ya, tabii. Dün ekiplerin yanında baban senin aradı ne dedi? Ekiplerin yanında baban senin aradı ne dedi? O yayına çıkamazsın demedi mi? Hayır hayır, beni okuldan aradılar. Aha. O da aradı, dedi ki baskı mı yapıyorlar dedi. Bir şey demedi. Hayır hayır. Vallahi yani. Hayır. Bakın hanımefendi, ihtimal olması için. Biz çünkü iddiayı konuşalım da. Tabii tabii evet. ihtimalden dolayı yola çıktım diyor ya. Bakın böyle atılmaz mesaj. Dersiniz ki ya Hüseyin Demir'i sakın Süleyman Demir'le İbrahim Demir'i öldürmüş olmasın? Sormaz. Orhan Bey, beni dinleyebilir misiniz? Tabii dinlerim ama. Sizi ben dün gördüm. Çok beyefendi bir insansınız. Beni dinleyin lütfen. Ben sizin yorumunuza bir cevap vermeye çalışıyorum burada. Kaç senedir bu televizyon programları oluyor? Kaç senedir suçlanıyor? Şimdi bakın. Sesini kısar mısınız? Yankı yapıyor. Sesi yankı yapıyormuş ama kendisine eko yapıyor galiba. Televizyon sesi açıksa. Bir dakika Melek Hanım. Televizyon sesi açıksa yankı yapar. Televizyon sesinizi kısarsanız yankı yapmaz. Ben televizyon karşısında değilim şu an. Tamam, o zaman ona dikkat edelim ben. Ama şimdi bakın, siz orada bir bilgiyle hareket ediyormuşsunuz gibi çok net bir durum var. Çok net yazıyorsunuz. Şimdi ben aranızdaki telefon görüşmesinin bazı detaylarını açıklayacağım. Şimdi o gelsin ekranlarınıza. Ne konuşmuşsunuz? 16 dakika boyunca. Tabii ikisini de arka arkaya getirelim. İki gün boyunca görüşmüşsünüz. Bir gelsin o, bir bölümünü ekranlara getireceğim şimdi. Kız bili yalan söylüyor. Adını sen söyle. Bu tabancayı baban mı çekti? Yoksa senin baban mı çekti? Benim babam değil ya, öyle duydum ben. Amcam yapmış. Babam da sonradan gitmiş diye duydum. Şey mi bacım, bu silahı acaba bir yere gömdüler mi? Yoksa denize menize bir yere mi attılar? İşte ondan hiç haberim yok abla. Gerçekten mi? Yani o kadar da herhalde şey etmezler yani. Ben sadece annemden duyduğumu söylüyorum. Babamla ben bu konuyu hiç konuşmadık yani. Ben sadece annemle konuştum. Yengem ne dedi? Tabancayı Süleyman mı atmış dedi. Evet, hele bacım, kanlı atletleri neyi ıslamış, şey etmiş. Benim kız kardeşim hani gördü, şey etti ama o zannetmiş ki karısı hasta ya. Yengem sana bir şey bahsetmedi mi? Acaba öldürüp de mi götürdü, yoksa bir yere mi aldı gitti? Ya işte o kadarını hiç bilmiyorum abla. Yani sadece işte silahı amcamın çektiğini duydum. Daha da neresinde ne var ne yok hiç bilmiyorum. Peki bunlar da tamamen şey mi? Yani bir bilgi dahilinde bunu annenizden duymuşsunuz anladığım kadarıyla. Öyle mi kuzen? Annemle aramızda konuşmuştuk ama hani... Bir ihtimal yaptım. Anneniz kimden duymuş? Siz bunu annenizden duymuşsunuz. İbrahim Bey'in eşinden, yani sizin babanız İbrahim Bey'in eşinden duymuşsunuz. Annenizden duymuşsunuz. Demek ki karı koca aralarında böyle bir görüşme, yani böyle bir muhabbet gerçekleşti anladığım kadarıyla. Öyle mi? Biz konuşuyorduk annemle, evet. Anneniz ne söylüyordu? Yani maaşını almamış, nereye gitmiş falan. Bu kadar basit mi? Bir insan ölmüş yani. Bu kadar basit mi ya? Kasten görmüş ve şey yapmış değiliz yani. Bir bilgimiz yok. Bir HTS raporlarına uyuyor ki hanımefendi. Amcam silahı çekmiştir diyorsunuz. Daha sonradan babam yanına gitmiş diyorsunuz ki doğru söylüyorsunuz. Babanız Sultanbeli'den kalkıp Gebze'ye gidiyor. Gayet güzel çıkıyorsunuz. Gitmiş mi gitmemiş mi bilmiyorum. Sizin babanız gitmiş hanımefendi. HTS kayıtları ne demek biliyor musunuz? Bu telefondaki baz istasyonlarındaki şeye göre, yani sinyale göre onlar yok edilemiyor. Her şeyi yok edebilirsiniz belki ama yok edemiyorsunuz. Sizin babanızın telefonu o sırada evde değil, Gebze'de Süleyman Bey'in yanında sinyal veriyor. Yani sizin de Solmaz'a söylediğiniz gibi sizin babanız oraya gidiyor
Ve iddiaya göre de Süleyman Bey'e yardım ediyor. Yine iddiaya göre de Hüseyin Bey'i orada derdest ediyorlar. Bir şekilde başına bir şey getiriyorlar yani. Bununla dönayı bağlayabilir misin? Kimi? Dönayı bağlayabilir misin? Onu da şöyle yapalım. Yarın bağlayalım ama bakın eğer sizin çekineceğiniz bir şey yoksa ben sizi buraya bekliyorum. Ya da annenizin artık konuşması lazım. İbrahim Bey'in eşinin konuşması lazım. Belli ki kendi aralarında konuşmuşlar karı koca. Yani artık ben sizin vicdanınıza sesleniyorum. Bir insan yani şu anda acaba nerede gömüldü, ne yaptı? Yani acaba adamın başına ne geldi ya? Yani belli ki... olan olmuş. Olan olmuş. Evet. Suçu yani. Bilip gizlemek de suç. Hey. Onlar da suç işliyor şu anda. Bu dünyanın bir de altı var. Aa, doğru. Bunun altında nasıl rahat edecek? Bak avukatımız çok önemli bir şey söylüyor. Yani o suçu bilmek, ona ortak olmak ve yıllarca veya çok kısa bir süre gizlemek... Biz yetimliyle büyüdük. Hayır. Senin çocukların öksüz büyümesin. Allah'ı kitabı sevinsen ifade ver. Yoksa kireçe sağda vurulacak. Aynı onlara şeylik yapamazsın. O kelepçe artık kurtuluşun yok, her şey kayıtlarda. Yoksa sen dışarı gireceksin. Öksüzlüğün ne demek olduğunu benden iyi kimse bilemez. Bir dakika sormaz. Benden iyi bilemez. HTS... Aynı durumları çocukların yaşamazsın. Sevgili avukatım bir daha söyler misiniz? İbrahim Demir dinliyorsanız, karınız dinliyorsa, eşiniz dinliyorsa ve şu anda gizli tanık da bir daha dinlesin. Buyurun avukatım. Yani bu durumda gözlemlediğim şu, gizli tanık da İbrahim Bey de eşi de ve bu konuyu bilen, duyan herkes eğer bilerek ve isteyerek bunu gizliyorsa, kanundan kaçıyorsa, doğru beyanda bulunmuyorsa suç işliyorlar. Türk Ceza Kanunu'nda da bunun karşılığı vardı. Ben bir kez daha söylüyorum. Suça ortak oluyorlar. Suça ortak oluyorsunuz. Süleyman Demir, İbrahim Demir, sizin eşleriniz. Nevin Hanım'ın da bu işi bildiği iddiaları var. Keza o zaman Nevin Hanım da bu işe ortak oluyor. Suça ortak oluyor. Adaletten kaçamazsınız. Bakın gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Çıkar ortaya çıkar. Yani siz her ne kadar takipsizlik diyorsanız da şu anda soruşturma tekrar açılmış durumda. Dolayısıyla ben sizi bir kez daha bu davette bulunayım. Sizi buraya bekliyorum Süleyman Bey. Size söz verdiğim gibi ama siz bunu kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum. Ben burada sizi tutuklatamam. Birileri sizi kandırmış ya, sözde gazeteciler. Ama ben bütün olasılıkları konuşurum ve her şeyi size sorarım tabii ki. O gün HTS kayıtlarındaki detayları sorarım. İbrahim Bey, siz evimde dediğiniz halde nasıl Gebze'de oluyorsunuz? Yani şimdi bunu tabii Allah'ıma diyorsunuz ama sonuçta bak Allah da bize yardımcı oluyor. Her şey ortaya çıkıyor. Ben buraya ilahi adaletin sayesinde geldim. Ben hep Allah'a dua ettim ki Allah'ım şu telefonuma mesaj gelsin de gerisini ben hallederim dedim. Tamam, hep bütün iddiaları gerisini konuşacağız. Gerisini ben hallederim dedim. Bakalım bu iddialarımıza, daha doğrusu bu çağrımıza nasıl yanıt verecek ya. Ama İbrahim...